Cumhuriyetimizin kurucusu, liderimiz, hemşerimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi gazi unvanıyla onurlandığımız bir şehirde bulunmaktasınız. 100 yıl önce açlıkla, yoklukla, silahsızlıkla mücadele etmiş, 6317 şehit vermiş ama küllerinden doğmuş bir şehirdir. Hiç kuşkusuz ki gazi şehrimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında da öncü ve önder bir şehir olacaktır. Bu kadim şehrin ticari hayatının temsilcisi ve en büyük çatı kuruluşu olan Gaziantep Ticaret Odası da 125 yıllık tarihi boyunca olduğu gibi 100. yılda da tüm yetenek ve imkanlarını şehrinin, ülkenin aydınlık geleceği için kullanmaya, en büyük çözüm ortağı olmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkan, kıymetli hazırım. Şu an içinde bulunduğunuz kurum siyaset üstü bir kurumdur. 125 yıldır tek önceliği memleket olmuştur. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için elini taşın altına koyanlara müteşekkir oluruz. Biz yenilere büyük güneş enerjisi hatlarında faaliyet gösteriyoruz. Bizim sektörün şu anda çok büyük bir sıkıntısı var. Sıkıntımız biliyorsunuz bir lisanslı güneş enerjisi santralleri var, bir lisanslı var, bir de öz tüketim çatı şeklinde var. Çatı ve lisanslıda sorun yok. Ama lisanssız üretimi sahalardaki lisanssız üretimleri son bir yılda gelen hat kurulan, iletim hattı kurulanın bedeli inanılmaz derecede arttı. Artışı şöyle izah edebiliriz Sayın Başkanım. Mülk gelirimizin %28'ini alıyor. Mülk gelirimizin %28'ini. Mülk gelirimizin %22-23'te geriden vergisi var. %10'da mevcut tesislerimiz işletim bedeli var. Geriye kalan %40 ve bizim bu tesisleri yapmak için %70-80 banka kredisi kullandık. Dolar bazlı. Sektör böyle giderse çok dayanamaz. En fazla 5 ay içinde bankaların tesisleri elimizden alacak. Sayın Genel Başkanım, bu ülkenin eğitim ve hijyen sorunu var. Ya ben temsil ettiğim mimarlar ve mühendisler grubunun, özellikle yeni mezun mimarlarımız, yeni mezun mühendislerimiz, birçoğu işsiz gezmekte. Ve her geçen yıl yeni açılan üniversiteler sürekli yeni mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi mezunlarındaydı. Biz bunların istihdamında çok büyük problemler yaşamaktayız. Sizin inşallah hükümet olursanız bu konuyla ilgili çözüm öneriniz nedir? Bunları duymak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin ekonomik koşullarının bir yatırımcı olarak kötü olduğunu yaşayarak görüyoruz. Sanayisiyle nam kazanmış kentimiz yatırımcılarını ranta dönük yatırım araçlarına yönlendiriyor maalesef. Arsa ve benzeri vergi menkuller de haklı olarak kendini korumaya çalışıyor insanlar. Bu ortamda yatırım yapmak çok zor görünüyor. Sizin kısa vadede, orta vadede, uzun vadede bu konuya nasıl bir çözüm öneriniz vardır? Teşekkür ederim. Efendim Hilmi Bey konuşurken Gaziantep için 5 yıldızlı bir kent olarak ifade etti. Doğrudur. Hem Orta Doğu'nun hem Kafkasların gerçekten de 5 yıldızlı kentlerinden birisidir. Hem tarihsel süreç içerisinde hem verdiği mücadele, üretim zincirinin birbirini tamamlayan halkalar bütünlüğü içinde ihracatı gerçekleştirmiş olması son derece önemli. Güzel bir kentimiz biliyoruz zaten. Hem tarihini biliyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'ndaki gösterdiği başarıyı biliyoruz. Hem Gaziantep'li iş insanlarının enerjisini biliyoruz. Yaratma gücünü biliyoruz. Bu çok önemli bizim açımızdan. Tuncay Bey öncü ve önder bir kent olarak tanımladı. 100. yıldan söz etti. Biz 100. yıldan söz etmiyoruz. 2. yüzyıldan söz ediyoruz. Yüzyıl bitti. Dolayısıyla bizim için 2. yüzyıla nasıl gireceğiz? 2. yüzyıldaki hedeflerimiz ne olmalı? 2. yüzyıla çağrı beyannamemiz var ve 2. yüzyıla ciddi ve güzel hedefler koymak zorundayız. Eğer 2. yüzyıla ciddi ve güzel hedefler koymazsanız, yani teknoloji devrimini kaçırırsanız, kusura bakmayın hiçbirimiz bir şey yapamayız. İnsanoğlu tekerleği 1 milyon yılda keşfediyor. Şimdi her saniyede birden fazla bulmuş var. Osmanlı'nın batışı sanayi devrimini kaçırmasındandır. Biz şimdi teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yoktur. Benim Amerika'ya gidişim, dünyanın teknolojide bir numaralı üniversitesi olan MIT'ye gidişim, İngiltere'ye gidişim,
Yine İngiltere'de teknoloji konusunda büyük başarılar sağlayan üniversitedeki hocalarla görüşmem, yapay zeka enstitüleriyle, yapay zeka konusunda çalışan hocalarla görüşmem. Acaba biz bunları Türkiye'ye nasıl getirebiliriz? Türkiye bu konuda üniversiteleri nasıl daha başarılı kılabiliriz? Bunun mücadelesini veriyoruz. Ve biz ikinci yüzyıla, birinci yüzyıldaki eksikliklerimizi tamamlayıp ikinci yüzyıla çok daha güçlü girmek istiyoruz. Eğer bunu yapmazsak sınıfta kalırız. 20. yüzyılın en temel noktası insanlar açısından, ülkeler ve devletler açısından petroldür. Petrol nerede? Kim petrole ulaşacak? Bizim sınırlarımız da petrolün olmadığı sınırlardır, dikkat ederseniz Türkiye. Hemen burnumuzun dibinde öbür tarafta petrol vardır. Peki 21. yüzyılın ürünü nedir? Çip. Çip üreten ülke artık dünyada söz sahibi. Avrupa Birliği'nin temel tartışma konusu bu. Amerika en son 400 milyar dolarlık bir yatırım yapma kararı aldı. Biz neredeyiz? Siyasetçi nerede bunun? Haberi bile yok dünyanın. Hep birbirimize kavga ediyoruz. Bir gelecek perspektifi çizemiyoruz. Ya nereye gideceğiz? 21. yüzyılın ekonomi kavramı, sözcüğü, deyimi bilgi ekonomisidir. Yani bilgiye dayanı ekonomi. Bitti o kadar. Kaba güç bitti. Beyaz yakalılar da bitecek bir süre sonra. Mavi yakalılar zaten aşama aşama sona eriyor. Dolayısıyla artık bilgiye dayalı bir ekonomi süreci içine Türkiye'nin girmesi lazım. Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Bir arkadaşımız sordu. Üniversitelerle ilgili şu kadar mezun veriyoruz. Veriyoruz da bunların kaçı gerçek anlamda üniversite mezunu? Ve Türkiye'de 200'ü aşkın galiba, sayısını bilemiyorum, üniversite var. Bu 200 üniversiteden kaçı gerçek anlamda üniversite? Kadavra görmeyen tıp fakültesi mezunu nasıl doktorluk yapabilir? Bir felaketin içine Türkiye sokulmuş vaziyette ve buradan Türkiye'nin çıkması lazım. El birliğiyle çıkması ve demokratik yöntemlerle çıkması lazım. Demokratik yöntemler. Bu yöntemler uygulanırsa Türkiye bütün bu geride bıraktıklarımızı yakalama kapasitesine sahip. Ya bizim en değerli insanlarımız yurt dışına gitti. Yüksek yetenek inşası diye bir kavram var. Bizim siyaset kurumunun henüz daha duymadığı, bilmediği bir kavram. Bir toplumu ileriye taşıyan o toplumun %2'si, %1,5'udur. Bunlar yüksek yetenekli insanlar, yani çok zeki insanlardır. Bakın İngiltere'ye gittiğimde üniversitede hocayla konuşuyorum. Teknoloji Üniversitesi. Biz iki şeye bakarız dedi. Bir, dünyada en zeki insanlar kim? Biz onları nasıl getireceğiz İngiltere'ye? İki, onun yarattığı teknoloji hayata geçirmek için finansı nerede bulacağız? İki şey bizim için değerli dedi. Biz en zeki çocuklarımız yurt dışına gidiyor. Tipik örneği vardır. İki vatandaşımız var. Türkiye kökenli İki Alman vatandaşı. Covid-19 aşısını buldular. Alman ekonomisine katkısı ne oldu? 140 milyar dolar. İki kişi. 140 milyar dolar. Koca Gaziantep'in ihracatı ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam not aldım ama 10,5 milyar dolar. Evet, 10,5 milyar dolar. İki kişi. 140 milyar dolar. İngiltere saymış. Dünyanın en önemli 20 üniversitesini saymış. Bu üniversitelerden mezun olanlara ben doğrudan vatandaşlık vereceğim diyor. Hiçbir şart aramıyor. Yeter ki o üniversiteden mezun ol. Biz ne yapıyoruz? 400 bin dolara daire alırsan sana vatandaşlık veriyoruz. Aradaki farka bakar mısınız? Bu karamsar bir tablo. Ben bunun farkındayım. Ama bunu aşma kapasitemiz var. Biz bunu aşabiliriz. Türkiye'ye yeni bir yol haritası çizebiliriz. İkinci yüzyıla çok farklı başlayabiliriz. Bir şey daha çok önemli. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke büyümemiştir. Demokrasinin gelişmesi ne demektir? Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılması demektir.
Farklı düşünmenin ne kadar değerli olduğunu kabul etmemiz lazım. Farklı düşündü diye insanları suçlayamazsınız. Farklı düşündü diye insanları üniversiteden atamazsınız. Akıl akıldan üstündür. Üniversiteyi üniversite olmaktan çıkardık. En yeteneksiz insanları getirdik. Üniversiteye rektör yaptık. Boğaziçi Üniversitesi hem Türkiye hem dünya açısından son derece saygın bir üniversiteydi. Aldık oraya. O üniversitede profesörlük yapamayacak kişi getirdik, rektör yaptık. Olmaz. Olmaz. Yanlıştır bunlar. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Ve beraber çıkaracağız inşallah. Buradan göreceksiniz. Birlikte olacak. Öngörülebilirlik. Başkan söyledi. Önümüzü görmek istiyorum. E doğru. Ticaret erbabı, sanayi erbabı önünü görmek ister. Yatırım yapacağım da 5 yıl sonra ne olacak? 10 yıl sonra ne olacak? Ya bu ülkede devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Yani siz her biriniz saygın iş insanlarısınız. Plan yaparsınız, program yaparsınız, yatırım yaparsınız. Ne olacak? Gelirim ne olacak? Giderim ne olacak? Ne kadar vergi ödeyeceğim? Ne kadar sigorta primi ödeyeceğim? Yatırım, istihdam, planlarsınız bunu. Evde de her birimiz planlı yaparız. Aldığımız aylığa göre planlı yaparız. Borcumuzu alacağımız nedir diye. Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Ya ülkede tık yok ya. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş durum ve hasar tespit komisyonu kurmak. 6 lider buna karar verdi. Bilmiyoruz Türkiye ile ilgili rakamları. 15 gün içinde, 20 gün içinde diyeceğiz ki hükümetin önüne durum ve hasar tespit komisyonu gelecek, önümüze rakamları koyacak. Bileceğiz yani. Köprüler için ne ödeyeceğiz? Yükümlülüğümüz ne? Kamu özel işbirliği için ne ödeyeceğiz? Yükümlülüğümüz ne? Soygun düzeniyle karşı karşıyasınız hepiniz. Ben onu söyleyeyim. Bir soygun düzeniyle karşı karşıyasınız. Uçak inmeyen, kalkmayan havaalanları yapıldı. Tık yok ya ülkede. Dünya bizimle alay ediyor. Biz de kendi kendimize övünüyoruz. Olmaz. Yeni bir evreye Türkiye girmek zorunda. Yeni bir sürecin içine Türkiye girmek zorunda. Yeni bir sürecin içine girmezseniz olmaz değerli arkadaşlarım. Yürüyemez bu işler. Bakın yakında iş insanları da Türkiye'yi terk edecek. Herkes Romanya'ya gidiyor. Bulgaristan'a gidiyor. Büyük yatırımlar oralara gitmeye başladı. Avrupa Birliği ile sorunumuz yok diyor. Bunları aşmak zorundayız. Güneş enerji sistemleri yani GES. Ya Allah'ın güneşi bedava kardeşim ya. Allah'ın güneşi bedava ya. Petrol alıyorsun dolar. Kömür alıyorsun dolar. Akaryakıt alıyorsun dolar. E bunlar Türkiye'de yok mu? Yok. E güneş, niye güneş enerji sistemlerini desteklemiyorsunuz? Neden önündeki bütün engelleri kaldırmıyorsunuz? Şanlıurfa'ya gittim. Elektrik, dolayısıyla çiftçiler büyük borç içinde. Ödeyemiyorlar. Dedim vallahi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. En geç 2 yıl içinde biz Şanlıurfa'daki bütün çiftçiler elektriği bedava vereceğiz. Evet. Efendim bu olmaz. Elinden tutan mı var? Yok. Ama engel çıkarıyorlar. Bizim Denizli Bozkurt Belediye Başkanımız, bir kadın belediye başkanıdır. GES'i kurdu. Kooperatifi de kurdu üreticilerde. Şimdi çiftçilere elektriği bedava vermeye başladı. Bu ay gittim ben kurdeleyi kestim. Bitti bu kadar basit. 2,5 milyon dekar taşlık arazi var arkadaşlar. Ekilmeyen, biçilmeyen bir arazi var. Yapabilirsiniz bunu. Türkiye bakın 10 yıl içinde enerji ihraç eden ülke konumuna gelebilir. 10 yıl içinde. Fakat doğalgaz lobisi, kömür lobisi izin vermiyor. Ne demek izin vermiyor ya? Siz ülke için mi çalışacaksınız? 1-2 kişi için mi çalışacaksınız? Bunların tamamı çözülebilir. Efendim 100. yılda eğitimle ilgili eğitim sistemimiz tamamen felç, onu söyleyeyim. Böyle bir eğitim sistemi olmaz zaten. Bakın eğitimin özü şudur. Okula başlayan bir çocuk ne kadar nitelikli soru sorar ve merak duygusu ne kadar gelişirse o eğitim o kadar başarılıdır. Merak duygusu ve soru sorma yeteneği.
Bunların ikisinin olmadığı ve ezbere dayanan bir eğitim, eğitim değildir. Çok tipik bir örnek verelim. Soru sormanın ne kadar değerli, aykırı soru sormanın ne kadar değerli olduğunu anlatmak için burada da değerli iş insanlarını aktarayım. Nefton diye bir adamı hepimiz okuduk. Elma ağacının altında uyurken kafasına bir elma düşer. Ve dünyanın en basit sorusunu sorar. Bu elma niye yukarıya doğru gitmiyordu, aşağıya doğru düştü. Ve yer çekim kaldırılır. Oysa dünya kurulalı elma hep yere düşer. Ama kimse bu soruyu sormuyor. Ne kadar basit bir soru değil mi? Hala etrafımızda bizim keşfedemediğimiz ve soru soramadığımız ve bilmediğimiz ne mucizeler var bilemiyoruz. Eğitim bu bağlamda olmalı. Üniversitelerde eğitim buradan başlayarak üniversitelere kadar eğitim böyle olması lazım. Ezbercilikten kurtulması lazım toplumun. Görerek, yaşayarak bunun olması lazım. Bakın bizim programlarından birisinde var. Biz bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Teknoloji liselerinin yönetimini organize sanayi bölgesi yönetimiyle Milli Eğitim Bakanlığı ortak yapacaklar. Donanımını organize sanayi bölgesi yapacak. Çocuk orada okuyacak. Üçüncü sınıftan itibaren fabrikada staj görecek. Sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Mezun olduğunda istiyorsa fabrikada zaten işe hazır. Yani aranan eleman sorununu çözeceğiz. Aranan eleman sorununu. Sonra üniversiteye gitmek istiyorsa artı puanla üniversiteye gider. Böylece uygulamayı görecek. Makineyi görecek. Nasıl çalıştığını görecek. Pratiği görecek. Mühendisle muhatap olacak. Ustabaşıyla muhatap olacak. Ve üniversiteye gittiğinde de kapasitesini büyütmüş olacak. Bunların olması lazım. Efendim hata yapma... Avukat, mühendis çok fazla, daha bir sürü sorun çıkacak. Asgari ücretin yarısıyla iş arayan avukatlar göreceksiniz. Nerede bir boş bina gördülerse hukuk fakültesi yaptılar. Profesör olmayan hukuk fakültesi. Kabahat kimde? Çocuklarda değil mi? Anneler, babalar ne umutlarla gönderdiler? O çocuklar ne umutlarla başladılar hukuk fakültesine? Şimdi... Bir avukat arkadaş anlattı. Burada çok sayıda genç avukat bürosunu kapatmış. Ne yapsın? Plansız ve programsız. Eğitimin de planının olması lazım. Ya kaç mühendise ihtiyacımız var? Ziraat mühendisi, bilgisayar mühendisi neyse değişik alan. Kaç veterinere ihtiyacımız var? Kaç avukat, kaç efendim akademisyene ihtiyacımız var? Kaç doktora ihtiyacımız var? Bütün bunların planlanması lazım. Ama dediğim gibi devlet planlamayı kapattılar. Herkes başına vurup buyurup herkes şuraya şunu kuralım. E kurutsunlar hadi yapın fabrikayı ya da şunu yapalım. Rekabette bile kural vardır. Ya gelişmiş ülkeler aynı sokakta yan yana iki berbere bile izin vermezler. İki berbere bile izin vermezler. Sen burada berberlik yapıyorsun, senin kazanman lazım. Öbür berber sen de şuraya gideceksin. Sen de şurada açacaksın. Senin de kazanman lazım. Çünkü kaybetmenin milli gelirde düşme yarattığını biliyor Elinoğlu. Biz serbest bırakıyoruz her şeyi. Bu olmaz. Bunun kalkması lazım. 100. yılda Sayın Koçak hata yapma lüksümüz yok. 2. yüzyılda hata yapma lüksümüz yok. Geçmişin hatalarını bir tarafa bırakalım. Niye ben helalleşmedim? Ya artık kavgadan bıktık ya. Bıktık kavgadan. Artık Türkiye'yi düşünmeliyiz. Evlatlarımızı düşünmeliyiz. Gencecik fidan gibi evlatlarımız asıldı ya. Biri sağdan biri soldan diyerek asıldı. Artık bunları bırakmalıyız. Geçmişten ders çıkarıp geleceğe bakmalıyız ve yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. Yatırım yapmak zor dedi Sayın Dağdevren. Kısa, orta, uzun vadede strateji ve planlama teşkilatını yeniden kuracağız. Hasar tespit komisyonunu oluşturacağız. Kısa vadede çiftçilerin ve esnafın ciddi sıkıntıları var. Onların faizlerini kısa vade içerisinde hemen sileceğiz ve onlara yeni bir ufuk açacağız. Enerji politikalarını güneş enerjisi, GEZ ve rüzgar enerjisi üzerine inşa edeceğiz. Çok sayıda daha enerji elde edebileceğimiz pek çok alanlar var. Kısa, orta ve uzun vadede teknolojiye yoğunlaşacağız ve üniversitelerin bilgi üretmesini sağlayacağız. Bilgi üretmeyen bir üniversitenin teknoloji üretme, teknolojiyi geliştirme şansı yoktur değerli arkadaşlarım. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün.
Bütün bunların hepsini hayata geçirmek mümkün. Ve yurt dışından en nitelikli hocalarımızı tekrar Türkiye'ye, tekrar üniversiteye getirmemiz lazım. Dünyanın her tarafındaki en zeki çocukları Türkiye'ye getirmemiz lazım. Onları üniversitede hoca yapmamız lazım. Onların yeni buluşlara imza atmalarını sağlamamız lazım. Kadınların statüsü, evet, maalesef hem iş dünyasında hem siyaset dünyasında kadınlar yeni yeni var olmaya başladılar. Onların önündeki engellerin kaldırılması ve onlara yeni bazı alanların açılması, yani pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Biz kadınların siyasette yer alması için bir kanun teklifi verdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. %50 cinsiyet kotası olsun diye. Fakat reddedildi, bu kabul edilmedi. Parti olarak bizim %35 cinsiyet kotamız var. Biz bunu uyguluyoruz şeyde. Kendi yönetimlerimizde, MYK'da, parti meclisinde uyguluyoruz. Ama milletvekilliğinde bunu uygulayamıyoruz. Çünkü siyasi partiler yasası buna izin vermiyor. Biz oraya başvurduğumuzda bizim muhatap alan sizin, bizim muhatabımız sizin iş, sizin tüzüğünüzdeyiz diyorlar. Biz siyasi partiler yasasına bakarız diyorlar. Hem yerel yönetimlerde hem parlamentoda kadın sayısının fazla olmasını isterim. Kadın sayısı oransal olarak en yüksek olan parti de HDP. O gerçeğin de altını üzerinde çizmek isterim. Siyasi partiler yasasının değişmesi lazım. Siyasi partiler yasası 12 Eylül ürünü, askerlerin çıkardığı bir yasa. Türkiye'nin bu hale gelmesinin temel nedeni de o. O yasanın değişmesi ve demokratikleşmesi lazım. Özel okullarda sıkıntılar var, biliyoruz. Hem hocalar açısından sıkıntılar var, öğrenciler, veliler açısından sıkıntılar var. Ama özel okulların büyük bir kısmı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. O da başka bir felaket. Ücretler yükselince özellikle orta kesim çocuklarını özel okullara veriyor. Ama onlar da maalesef artan fiyatlar karşısında çocuklarını alıp tekrar kamu okullarına veriyorlar. Kamu okullarına güven duyulmuyor. Çünkü iyi bir eğitim sistemi yok, iyi bir eğitim verilmiyor çocuklara. Bakın, yazılım sektöründe Hindistan dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir, yazılım. Biz bir ekip gönderdik. Hindistan neden yazılımda bu kadar önemli ve neden bu kadar büyük başarılara imza atıyor diye. Gelen rapor çok enteresandır. Kreşlerde, yani okul öncesi eğitimde çocuklara oyun içinde matematiği öğretiyorlar. Ve çocuk müthiş bir mukayese yeteneğine kavuşuyor. Ve ondan sonra da yazılım sektöründe patlama yapıyorlar. Bizde maalesef okul öncesi eğitim son derece zayıf. Kreşlerin olması lazım, çocuğun sosyalleşmesi lazım. Çocuğun oyun içinde matematiği öğrenmesi lazım, sayıları öğrenmesi lazım. Bunların yapılması gerekiyor. Murat Bey, altılı masayla ilgili sordunuz. Evet, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çoğunluğu sağlayabilirsek anayasa değişikliğini gerçekleştirebiliriz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme. Eskiye değil, gerçek anlamda parlamenter sisteme. Ben eminim kazandıktan sonra AK Parti de buna evet diyecektir. Eğer demokrasiyi savunduğunu iddia ediyorsa. Dolayısıyla biz parlamentoda çoğunlukla bunu yapabiliriz. Bir kişinin iradesine bir devlet teslim edilemez. Yoktur böyle bir şey. Bir şey daha ifade edeyim. Siyasi partilerle devlet ayrı kavramlardır. Devlet bakidir. Siyasi partiler ise devleti 5 yıl yönetmek üzere hakkın verdiği rızayla devleti yönetirler. Devletin kuralları vardır. Devlet adaletle yönetilir. Devlette liyakat vardır. Liyakat olmadan bir devlet olmaz. Liyakatin çöktüğü sistemde devlet çöker. Ben eski hesap uzmanıyım. Girdiğim zaman mesleğe acaba torpil olur mu diye endişe duyuyordum. Çünkü binlerce kişi giriyor. 3-4 kişi, bazen 5-6 kişi, bazen 7-8 kişi ancak bu sınavı kazanıyor. Girdik, torpilin olmadığını gördü, kazandı. Bir süre sonra kıdemli olunca üstadlarımız bizi görevlendirdiler. Gidin Ankara Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Akademi, konuşun hocalarla. En başarılı öğrenciler kimse, gidin onları bulun, gelip bizim sınavlara girsinler diye. Maliye müfettişlerde derlerdi ki, onlar da giderlerdi. Onların sınavına değil, gelin bizim imtihana girin derlerdi. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları da hayır, onlara girmeyin, maliyeye girmeyin, gelin planlamaya, biz sizi alalım derlerdi. Bu üç kurum devletin akademisiydi. Hangi partiden olursa olsun, partiler geldiğinde, iktidar olduklarında üst düzey yöneticileri bu kurumlardan seçerlerdi. Her görüşten arkadaşımız vardı. Ama hepimiz
devlet terbiyesi içinde yetiştirilmedik. Ne oldu biliyor musunuz? Bu üç kurum da kapatıldı. Yok oldu. Ve devlette çürüme başladı. Allah aşkına ya. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu ya? Devletin sırlarını teslim ediyorsunuz ya. Ama oldu. Oldu. Oluyor da. Valiler devletin valisiydi. Biz de giderdik bürokrat olarak. Bakana işlik ederdik. Bakan partiyle görüşmeye gidince vali, biz bürokratlar hep dışarıda beklerdik. Girmezdik o toplantıya. Çünkü biz devletin memuruyduk. Bir partinin memuru değildik. Şimdi tam tersi bir sürecin içine girdim. Bu çözülecek. Çözülecek. Devleti bir ayağa kaldırmamız lazım. Devlete liyakati yeniden sağlamamız lazım. Kurumları yeniden inşa etmemiz lazım. Ve hepimiz bu konuda kararlıyız. Yeni bir inşa sürecini başlatmamız lazım. Ve devlet ondan sonra çalışabilsin. İnsanın da önünü görebilsin. Ona göre yatırım yapabilsin. Bu çerçevede Türkiye'nin öncelikleri, kalkınma ne olmalı, eğitimde, diğer alanlarda, her alanda, sağlıktan tutun her alanda. Yetkilerimden vazgeçeceğim diye bir ifade, yani Cumhurbaşkanı olsun yapsın ama başkanlık sisteminin içinde yetkilerinden de vazgeçebileceğini ifade etsin. Zaten anayasada yetkiler var. O yetkilerin bu şekilde kullanılması bir ülkeyi felakete götürür. Yani biz kral istemiyoruz. Bu kral kötü. Kralı değiştirelim, yerine yeni bir kral getirelim. Hayır, öyle bir şey yok. Biz gerçek anlamda güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun. Evet, Cumhurbaşkanı olsun. Cumhurbaşkanının özelliği, Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Nasıl sigorta gevşediği zaman elektrikler bütün odalarda sönerse, birisi gelip sigortayı değiştirdiğinde bütün yerlerde elektrik yanar, fabrikada elektrikler yanar. Dolayısıyla devletin sigortasıdır. Uyuşmazlık halinde başvurulan kaynaktır. Çağırır herkesi, beyler niye kavga ediyorsunuz, oturun barışın önümde diyecek kişidir. Dolayısıyla bu pozisyonda olması lazım Cumhurbaşkanı. Her şeye müdahale eden değil. Ülkenin çıkarlarını savunan bir pozisyonda olması lazım yani Cumhurbaşkanı'nın. Son 10 yılda milli gelirde düşme oldu. Yerinde sayıyor, yerinde saymıyor. 12 bin dolardan 8 bin küsur dolara düştü. Şimdi 12 bin dolar hedefi veriyorlar. Tabii değil. Biz eğer gerçekten bizim düşündüğümüz çalışma hayata geçerse, ekonomi politikası olarak hayata geçerse, biz 10 yıl içinde Türkiye'de kişi başına geliri 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 10 yıl içinde. Şöyle bir projemiz var, onu da ifade edeyim size. Samandağ'dan başlayarak Mersin'e kadar olan Akdeniz Havzası'nı Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in en büyük üretim üssü haline getirmek istiyoruz. Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in en büyük üretim üssü haline getirmek istiyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük lojistik merkezlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Anadolu'dan herhangi bir fabrika ürünü deniz yoluyla ihraç etmek istiyorsa, demir yoluyla taşımak kaydıyla bütün ürünlerini, bütün yol masrafını kamu olarak biz karşılayacağız. Böylece fabrikanın Gaziantep'te, Yozgat'ta, Çankırı'da olmasının hiçbir önemi olmayacak. Fabrika burada ve Mersin Limanı'ndan veya İskenderun Limanı'ndan demir yoluyla malını ihraç etmek istiyorsa, nakliye masrafı kamu tarafından karşılanacak. Böylece orada katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. Eğer bizim projeyi hayata geçirirsek, 2,5 milyon İstanbul'un nüfusu azalacak ve o bölgeye büyük bir nüfus akını olacak. Biz bunu düşünüyoruz ve yapacağız bunu. Limandan başlayarak yine aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki karbon yataklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını da biz sağlayacağız. İki gün dün Amerika ve İngiltere büyükelçileriyle Yeni Zelanda ve Avustralya büyükelçileriyle dün görüştüm. Bir önceki gün işte Avrupa Birliği büyükelçileriyle görüştüm. Büyükelçilere de bunu anlattım. Eğer Türkiye bizim bu projemizi hayata geçirdiği takdirde Avrupa'nın da en güçlü ülkelerinden birisi olacak ve bölgede istikrarı sağlamış olacağız. Türkiye istikrarı sağlayacak. Eğer Türkiye istikrarı sağlamazsa Avrupa Birliği'nde istikrarı olmaz. Türkiye'nin jeopolitik konumu bu istikrarı sağlamaya çok elverişli bir ülkedir diye ifade ettim. Suriye konusunda 4 aşamalı bir planımız var. Onu her yerde ifade edeyim. Gaziantep'te de ifade edeyim. 4 aşamalı bir planımız var. 1. Oturacağız, hemen büyükelçilikleri karşılıklı açacağız. 2. Buradaki Suriyelilerin
geldikleri bölgelerdeki Suriye topraklarının yolu, okulu, kreşi, ne varsa, hastanesi, evi, hepsini yapacağız. Avrupa Birliği fonlarıyla bizim müteahhitler yapacak. Üç, buradan gidecek olan Suriyelilere tekrar saldırı olmaması için onların can ve mal güvenliğini sağlanması lazım. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin bu konuda garantör ülke olarak ortaya çıkması lazım. Esad yönetiminde bunu tanıması lazım. Dört, Gaziantep'li insanların orada çok sayıda fabrikaları var. Fabrikalarını açsınlar, istihdam yaratsınlar, bol miktarda gelir elde etsinler. Onlara özel vergi ayrıcalıkları tanıyacağız, özel teşvikler tanıyacağız. Böylece Suriye ile kavga etmeden, Suriyeliler zaten bizim akrabamız, Iraklılar da bizim akrabamız. Yani Orta Doğu halklarıyla zaten bizim kader birliğimiz var. Tarihte de kader birliğimiz var. Ya Kürtler var, burada da var. Araplar var, burada da var. Ezidiler var, burada da var. Türkmenler var, biz de zaten Türk'üz. O zaman niye kavga ediyoruz? Tam tersine bölgenin ağabeyi, bölgenin dominant ülkesi ve bölgedeki bütün sorunların çözüm adresi olarak Türkiye'ye görülmeli. O zaman göreceksiniz Türkiye bölgesinde gerçekten mükemmel bir ülke olacak. Sizler çalışacaksınız, üreteceksiniz, ihracat yapacaksınız. Ha onlar ne yapacak? Onların gelir düzeyi yükselince emin olun hafta sonu gelecek bizim lokantalarda yemek yiyecekler, otellerimizde yatacaklar, düğünlerini burada yapacaklar. Ya Suriye'de kavga çıkmadan önce hafta sonlarında Hatay'da otellerde yer yoktu. Düğünler orada yapılırdı, Suriyeliler düğünlerini orada yaparlardı. İranlılar geliyor Van'a, Van'da otellerde yer yok. Hafta sonu tıktım tıktım dolu. Ya kavga bize ne fayda sağladı arkadaşlar? Kavga bizim gelirimizin düşmesine yol açtı. Dolayısıyla dış politikayı da Allah rahmet eylesin yani. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçekten çok büyük bir adam. Yurtta barış, dünyada barış kardeşim ya. Barış kadar değerli bir şey mi var ya? Niye kavga ediyoruz? Niye savaşıyoruz? Bunu söyleyen kişi, yani yurtta barış ve dünyada barışı önemseyen kişi hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Hayatı orada geçmiş. Ölümü biliyor, savaşı biliyor, acımasızlığı biliyor. Ya buradan insanlığa bir fayda gelmeyeceğini de biliyor. Biz bütün bunların hepsini aşacağız. Hiç endişe etmeyin. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum.